bizler geldik, sizler de geldiyseniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Son birkaç gündür program açılışlarında. Normalde de pozitif gelirim, böyle enerjik gelirim ama daha bir ekstra ne yapmaya çalışıyorum? İnanın böyle gülümsememi bir kat daha artırmaya çalışıyorum. Neden? Şu hani tedirginlik süreci içerisinde şu ilk enerjiyi güzel vermek istiyorum. Morallerimiz yerinde. Evet, tedirginliğimiz var ama sosyal medyamda da şunu paylaştım. Önemli olan cümle şu, bu günlerdeki gündem başlığı bu koronavirüsle alakalı. Bu virüs sabunla, kolonyayla, deterjanla ölüyor. Bakın bu kadar basit. Hani uçlarda bir çözüm aramaya gerek yok. Ellerinizi sabunla, kıyafetlerinizi deterjanla ve arada da hem ferahlayalım hem de aklımızda acaba mıydı? Ya şu an sabun da bulamıyorum, ne yapayım? Dediğiniz anlarda biraz kolonyayla zaten bunun üstesinden gelebiliriz. Bu kadar basit. E tabi şu dönemde de devlet yetkililerinin uyarılarını dikkate alarak da daha çok evde vakit geçirerek, daha fazla dışarıda olmayarak da hem kendimizi hem de başkalarını koruyacağız. Mesele basitken uçlarda daha zor çözümlerle kafanızı da kendinizi de yormayın. Net bir ifade var. Sabunla, deterjanla, kolonyayla ölen bir virüs. Ha bu şey değil, böyle Don Kişotluk yapıyorum anlamına gelmesin ama bu temizliği evet yapıyor musunuz? Çamaşır atıyoruz, deterjan koyuyoruz, makinede mis gibi yıkanıyor. Ellerimizi de yıkıyoruz. Sabun çok kolaylıkla bulunabiliyor. İster katı ister sıvı. Kolonya zaten hepimizin hayatına girdi. Soluduğumuz havanın içinde bile sürekli kolonya kokusu var ortamlardan dolayı. O yüzden biraz rahatlamak lazım. Ama tabii ki tedbirleri elden bırakmayacağız. Birkaç gündür koronavirüsle alakalı uyarıları, önlemleri, neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiğiyle alakalı bilinçlendirici programlarımızı icra ettik. Şimdi bugün de çocuklara yönelelim biraz dedik. Evet, anne babalar bu virüs döneminde çocukları üzerine çok fazla tedirginlikleri olabiliyor. Yine panik yapmadan uzmanımızdan doğru bilgileri size aktararak ve sizlerden gelebilecek soruları da cevaplayarak çocuklarımızı şu virüs döneminde nasıl koruyalım? Ekstra neler yapalım? Onların bağışıklık sistemini nasıl güçlendirelim veya bu bağışıklık sistemi neden bu kadar önemli? Neden altını çizerek söylüyorlar bize sürekli? Hele ki çocuklarımız için demiş olalım. Bugün kiminle birlikteyiz? Özel Medeva Hastanesi'nden çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Rahmi Örs hocamız bizimle birlikte. Kendisini ilk kez konuk ettiğimiz için ne yapıyoruz? Kendisini tanımak istiyoruz hocam diyoruz ve sonrasında da konu başlığımıza giriş yapacağız, konuşacağız. Önce hoş geldin, sonra Rahmi hocamızı tanımak istiyoruz diyerek başlayacağız. Varsa yazmak istedikleriniz, söylemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz şuradaki numaraya ne yapıyorsunuz? WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Hadi buyurun, bismillah diyoruz, başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Sizin kliniklere yoğunluk var mı şu günlerde? Var. Aslında sadece tabii bu koronavirüs gündemiyle ortaya çıkan bir farkındalıkla herkes bir yoğunlaştı. Hı hı. Ama aslında bizim her sezon, her dönem o mevsimin özelliklerine göre yaygınlaşan virüslerimiz var. Hı hı. Dolayısıyla çocuk nüfusu da olan bir ülke olduğumuz için diğer batı ülkelerine göre bizim gündemimiz ve polikliniklerimiz genellikle yoğun geçiyor zaten. Allah'ın ama korona da biraz daha tabii farkındalıkla biraz daha hassasiyet arttı, öyle diyelim. İlk kez konuk oluyorsunuz bizim programımıza. Sizi tanımak istiyoruz hocam. Kimdir Profesör Doktor Rahmi Örs? Ben 1964 Konya Akşehir doğumluyum. Plaka 42 olunca memleketi il ve ilçe olarak bahsedeyim diye söylüyorum. Konya Akşehir doğumluyum. 2016 yılına kadar Konya dışı Atatürk Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve devlet görevlerinde bulundum. 2016 yılında Meram Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak başladım. 2006 yılında, pardon. Evet, hocam. 2016 yılına kadar Meram Tıp Fakültesi'nde devam ettim. 2016 yılında az önce de bahsettiğiniz gibi Özel Medeva Hastanesi'nde hastanenin açılışıyla beraber göreve başladım. Evliyim. 3 çocuğum, 4 çocuğum var. 3 tane de torunum var. Allah bağışlasın. Torunlar öne geçince torun sayısı bir anda 3 değil ki önce etaba geçti. Değil mi? Onlar evet. Daha kıymetli, daha tatlı oluyor evet. Hocam sanki. Torunlar ve çocuklar. Tabii hastanede yeni doğan yoğun bakım ünitesinin sorumluluğunu yürütüyorum. Aynı zamanda çocuk polikliniğinde çocuk hasta 0-18 yaş bakıyorum. Aynı zamanda da hastanenin tıbbi direktörü olarak da görev yapıyorum. Allah'ım kolaylık versin. Şu süreçte bir kez daha anladık ki sağlık sektöründe olan hekimlerimizden, sağlık çalışanların her kademesindeki olan görevlilerin işi kat be kat zor. Yani bu dönem biraz daha evet bir kafamızı çevirip baktığımız zaman ne çok sabır, ne çok metanet, ne çok
disiplin gerektiren bir sektör demek istemiyorum aslında ben. Bir saha orası. İnsan sağlığı 0 yaşından, 1 günlükten, 1 saatlik bebekten, değil mi? 90'lı, 100'lü yaşlara kadar olan her insanın sağlığı noktasında ellerinden geleni yapıyor. Tüm sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize, doktorlarımıza bu bağlamda hem teşekkürlerimizi hem de minnet duygumuzu iletmiş olalım. Şu dönemde yoğunluk var Deniz Hocam, ya neden tedirgin oluyorlar? Yani koronavirüs hepimizi tedirgin ediyor ama aileler çocukları için neyden tedirgin oluyorlar daha fazla? Şimdi ben yaş olarak Atatürk Üniversitesi'ndeki akademisyenlik döneminde bu kuş gribi olayındaydım. Hı hı. Yani o zaman da yine bilgilendirmelerle falan çok tedirgin olduğumuzu, hatta o zaman çok uzaklardan Akşehir'in Can Kurtaran Köyü'ndenin böyle köyümdeki o köy tavuklarının kuş gribiyle mücadele kapsamında itlafı vesaire gibi olayları da birebir yaşadığım için biliyorum. Ciddi bir tedirginlik yaşamıştık. Ama şu anda tabii dünya böyle küreselleşti. İnternet, sosyal medya, televizyon, anında dünyayla bir iletişim halindeyiz. Birçok şeyden anında haberdar oluyoruz. Hı hı. Gerçekten çok hızlı bulaşan, kolay yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Ve bundan da çok anında haberdarız. Tabii olayın koronavirüsün özelliklerinden kaynaklanan bir hızlılığı, yaygınlığı dışında ben biraz da günümüzde bilgiye temiz veya kirli, yalnız bunu da söylemek lazım. Çünkü abartılı bilgilerin de dolaştığı, bazen aslı olmayan, insanları paniğe sevk eden olayların ve durumların da yayıldığı bir atmosferde olduğumuz için bir anda gündemimizi meşgul etti. Hı hı. Bana polikliniğe gelen 3 yaşında 4 yaşında çocuğa takılıyorum. Koronavirüsü biliyor musun diyorum. Böyle yapıyor. Biliyorum, evet. Hı hı. Yani çocuktan erişkine kadar bir şey. Tabii böyle geometrik şekilde artan bir vaka sayısı, bunun güncellenerek adeta bizim de Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan olsun, gerek bizim ülkemizdeki verilerin açıklanmasından olsun, anlık bilgilenmemiz dolayısıyla bir hakikaten bir kısmen bir tedirginlik oluşturan bir atmosfer oluştu. Hı hı. Belki bir miktar olmak gerekiyorsun dediğiniz gibi, ama bunu da çok fazla abartmamak gerekiyor. Tabii hastalıklarda öteden beri olan virüs hastalıkları olmasına rağmen acaba bu koronavirüs mü diye bir ailelerde hemen bir annede, babada ve yakınlarda bir tedirginlik oluşuyor. Ama biliyorsunuz bu çok da konuşuluyor. Aslında çocuk yaş grubunda şöyle bir genel şu ana kadarki seyirle hastaların, vakaların özellikleri ve genel özellikleri değerlendirildiğinde, hı hı, biraz daha rahatız. Hı hı. Çocukların kendilerine aslında çok zarar vermeyen, 9 yaş altı söylendi, hatta orta yaşa kadar neredeyse ciddi bir riski olmayan, ölüm riski olmayan bir virüsle karşı karşıyayız. Ama çok hızlı yayıldı, çok dünya birbiriyle çok iletişim halinde. Konya da öyle yani. Hı hı. Dünyayla benim yazın bakıyorum hasta profili içerisinde, poliklinikte baktığım hastalar içerisinde İtalya'dan gelen var, Danimarka var, Hollanda var, Belçika, hı hı, var, Fransa var, Almanya var, yani İsveç var, Danimarka var, yani, hı hı, unuttuğum hastalar varsa kusura bakmasınlar, neredeyse Avrupa'nın tüm ülkelerinden Konya ile bir iletişim var. Aynen. Seyahat kolay, hı hı, gidiş geliş kolay, dolayısıyla insanlar böyle bir Avrupa ülkesindeki olayın kendine çok yakın olabileceği gibi bir psikolojik altyapıya da ulaştı. Hı hı. Görüyorsunuz yani Çin'den İtalya'ya bir çok kolay bir şeyle bütün dünyayı tehdit eden bir yayılıma dönüştü. Böyle bir atmosfer içerisinde yaşadığımız bir virüs olayı var. Hı hı. Yani ve hızla da yayılıyor. Tabii bunun meydana getirdiği belki de evlerin gündemi, ailelerin gündemi olan bir durum var. Dolayısıyla polikliniğimize gelen her hastada gündem olmasa bile, o hastanın problemi olmasa bile bir koronavirüs gündeme geliyor. Akıllardan mutlaka bir gelip geçiyor hocam. Doğrusu ben de bir fırsat olarak görüyorum. Hı hı. Odama gelen her aileyi, her ebeveyni bilinçlendirmek konusunda. Çünkü doktoruz, sonuçta sağlık personeliyiz. Bizim tavrımız, bizim duruşumuz, bizim tarzımız insanların bu olayı daha bilinçli bir şekilde kabullenmesi, daha diyelim panik olmayan bir, hı hı, atmosferde yürütmesi açısından da önemli. Aynen. Bir fırsat yani, geldiğimiz zaman aileleri çok tedirgin etmeden ama az önce söylediğiniz gibi bir el hijyeni konusuna vurgu yapmak, orada bir mesajı vermek, hı hı, belki televizyonda dakikalarca izleyeceği
göreceği şeylerden daha etkili olacak. Kesinlikle. Aslında dediniz ki hocam cümlelerinizin başında, bu dönemde zaten bu koronavirüs veya işte COVID-19, COVID-19 nasıl isimlendirirseniz bu olmasa bile şu dönem mevsimsel olarak çocuklardaki farklı problemlerin artış gösterdiği bir dönem dediniz. Yani koronavirüsü bir kenara bıraksak zaten şu dönemde işte havalar bahara doğru giderken bir anda soğudu, karı gördü, evet. Konya falan. Zaten şu dönemde çocuklarımızda çeşitli hastalıkların çokça görüldüğü dönemlerdeyiz hocam, değil mi? Evet. Şimdi tabii bu olayın bir iyi yönü var. Benim gözlediğim, birkaç gündür kendi kafamda da muhasebe ederken düşündüğüm virüs olayı. Yani bir virüse kafamıza yerleştirdik. Bu virüs denen mikroplar antibiyotikten etkilenmiyor. Hı hı. Daha çok böyle destekleyici önlemlerle, işte korunmak için de el yıkama gibi en olmazsa olmazdan şey oluyor. Dolayısıyla böyle her ateşlendiğimizde, her hastalandığımızda antibiyotik kullanmamak gibi bir şey de yerleşiyor. Yani bunun böyle kıyaslaması olur mu diyeceksiniz ama bir olumlu yön olarak onu görüyorum ve anlatmak daha kolay oluyor. Bakın bu virüs hastalığı diyorum. Yani biz buna antibiyotik versek de vermesek de sonuçta bir seyir olacak. Tabii bazen bu hastalıkların antibiyotik kullanmayı gerektiren komplikasyon dediğimiz akciğer enfeksiyonu, kulak iltihabı gibi problemleri olabilir. Bunlara mutlaka dikkate almak lazım ama böyle bir virüste böyle bir şey oldu. Ama dediğiniz gibi aslında mesela bilirler hastalarımız, bizi izleyen, bize gelen veya başka çocuk doktoru arkadaşların da gördüğü, aslında birkaç aydır ciddi anlamda influenza'mız da var, grip. Üstelik bu grip çocuklarda bildiğimiz kadarıyla, inşallah çok karşılaşmayız, koronavirüsten daha ağır seyreden bir hastalık. Ölüm riski daha fazla, daha ciddi pnömoniler, kulak iltihapları yapıyor. Belki bizim çok da farkına varmadığımız ama Konya'da veya civarında çocuk ve erişkin, yaşlı ölümüne sebep olan bir virüs. Zaten birkaç aydır böyle bir influenza'mız vardı. Mesela tam böyle Eylül, Ekim ile Mart aylarında RSV dediğimiz bir virüs var. Özellikle çocukları çok seviyor ve akciğer enfeksiyonu yapıyor. Bronşiolit dediğimiz ondan yatan hastalarımız var. Yani bir komple hem doktorlar hem de hastalar olarak, anne babalar olarak aslında gündemimize ciddi anlamda virüs geldi. Geçmiş yıllarla kıyaslıyorum. Mesleğin içinde yaklaşık 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Yani 20 yıldır, 25 yıldır yeni doğan uzman olarak çalışıyorum. Yani bu olayın içerisinde bir virüs olayı ve virüs farkındalığı tabii bu kadar yoğun bir şekilde gündemimize girmemişti. İşte yaz ayları, bahar yaz geliyor, kış, rotavirüs dediğimiz ishal yapan virüsler geliyor. Bu mikroplar kesinlikle antibiyotiklerden etkilenmiyor ve bunlarla ilgili özel önlemler vesaire gerekiyor. Yani aslında hayatımızın her aşamasında virüs var. Yani bir zamanlar çok eski klasik laftır, tıpta çok kullanılır. Yaklaşık 100 yıl önce falan bir adam diyor ki, yani 100 yıl sonra enfeksiyon mu, güldürmeyin beni diyor. Ama bu gidişte görünüyor ki kıyamete kadar biz virüslerle uğraşacağız. Yani kıyamet belki virüslerle kopacak. Yani bu kadar böyle yoğun, böyle 3-5 yılda bir ciddi virüs isimleriyle, SARS'ı biliyorsunuz, MERS'i biliyorsunuz. Şimdi de bu COVID-19 dediğimiz koronavirüslerin bir değişik versiyonu devamlı gündemimizde olacak. Çok 100 yıl önce, 150 yıl önce tüberkülozdu, işte vebaydı, başka bir takım bulaşıcı hastalıklardı, koleraydı derken şu ana kadar böyle şimdi de böyle bir virüs hastalığı, yine bir enfeksiyon hastalığı daima gündemimizde. Hocam hijyen olmadığı için mi, sizin yorumunuzu merak ediyorum. Hijyen eksikliğinden yani hijyen olmadığı için çok daha böyle hop yayılıyor mu? Yayılma hızının en temel sebebi sizce nedir? Tabii ki temas da önemli burada ama teması kesecek şey tabii ki el hijyeni dediğiniz gibi. Bugün çok özür dilerim, isim vermeyeceğim için herhalde bahsetmekte mahsur yok. Bebeklere bakarken büyükle yaşlı teyzeyle anne. İkisi de eldiven giymiş. Bildiğimiz eldiven. Yani bizim tıbbi müdahalelerde kullandığımız eldiven. Hemşire eldiveni diyoruz biz yani, onlar. Evet. Eldiven giymişti. Bunu niye giydiniz dedim. Korunmak için dedi. Ama dedim bunu giyerseniz elinizi yıkayamazsınız. El hijyeni dediğimiz şey eldiven giymek değil. Yani bu vesileyle onu da söylemek istiyorum. Şimdi tabii temasla bulaşma, işte asansör düğmeleridir, merdivenlerdir falan, bir takım şeylerle, salgılarla. Kapı kulpları. Bulaşma hakikaten yüzeyde kalıyor çünkü. Hatta yeni
araştırmalarda çıktı. Çelik yüzeylerde daha fazla kalıyor. Plastik yüzeylerde daha fazla kalıyor diğer şeylere göre. Dolayısıyla böyle bir şeyden korunmak için eldiven almış. Ama eldiveni kullanırken oraya buraya değecek. Hatta bebeğe çocuğa değecek elimde eldiven var diye. Daha kolay bulaştıracak. Burada bildiğimiz şu bizim gördüğümüz ellerimizi yıkamamız. Ama antiseptik bulamıyorum. Yani antiseptik de şart değil el antiseptiği. Hı hı. El antiseptisi kullanılabilir yüzeye temasta belirli alanda. Ama toplumun tüm bireylerinin cebinde bir el antiseptik şişesiyle gezmesi gerekmiyor yani. Hatta birkaç ay önce bir makale çıktı. Tıpta Cama diye çok önemli hatırı sayılır bir dergi. Hı hı. Orada çıkan makalede influenza'da sadece çeşme suyuyla el hijyenine yıkamanın bile birçok antiseptik kadar etkili olduğunu buldular, gösterdiler. Hı hı. Dolayısıyla el yıkama çok önemli. Aslında bizim kültürümüzde var ama biz biraz onu ihmal ettik. Böyle oraya buraya sürerek veya onu geçiştirerek peçetelerle falan ciddi bir el hijyeninden uzaklaştık. Ama şu anda ona bir odaklandık. Hastanelerde özel hasta temasları halinde el antiseptizi dediğimiz el hijyeni için kullandığımız alkol bazlı solüsyonlar diye tabir edilen tıpta onları kullanıyoruz. Ama el yıkama hiçbir zaman el yıkama bunlar önüne geçmiyor. Destekleyici oluyor. Hele eldiven falan giymek. Şimdi buraya programa gelirken hastanenin içinden geçerken bekleme alanında birkaç kişi dikkatimi çekti. Hepsinin de eldiven var. Bu eldiven biraz fazla cesaret sağlıyor. İnsanları biraz daha güven havasına sokuyor. Tam tersine bulaşmayı kolaylaştırıyor. O kişilerden biri de bendim hocam bugüne kadar. Yani 3-4 gündür ben de evet tam şey yapamadım. Doğrusunu yanlışını ayırt edemedim zannedersem. Bugün takmadım yani bugün iş yerine gelirken falan filan kullanmadım. Maskeyi de kullandım. Şimdi yalan değil. Ben neysem oyumdur. Beni tanıyanlar tanır. Yaptım. Ama öğrendim ki aslında şimdi benim şöyle bir şey oluyordu. Tamam ya içim rahat oluyor. Eldivenim var ya o her yere dokunurum falan filan. Hı hı. Tamam gittiğimde de elimi yıkarım ama daha az temas yapmaya çalışmak ve ilk fırsatta da eli yıkamak aslında daha net çözüm. Evet. Eldivensiz çözüm. O kişilerden biri de bendim aslında ama yanlış yapıyormuşum hocam tabii, değil mi? Toplum içinde yaşarken tabii gereksiz temas etme şey yok ama böyle bir dokunmayın oraya deyince bir böyle bir kaçak dokunma içgüdüsü bir şey olur ya böyle insan dürter yani yapmayın deyince. Hakikaten bizim hastanede falan çalışırken de ben yeni doğan uzman olduğum için yoğun bakımlarda da bizim çok sayıda monitörler vardır. Yani orada gerekli alana dokunma. Çünkü o yüzeylerin hepsi tabii inanılmaz bir hassasiyet var. Hı hı. Zaten o sürekli olmak zorunda. Yani şu anda gündemimizde koronavirüs var. Ama bu bir bakteri de olabilir. Başka bir virüs de olabilir. Biz hastane ortamında özellikle yoğun bakımlarda bunu daha üst devamlı o şeyi zirvede tutmak durumundayız. Yani bir alarm durumu halinde olmak zorundayız. Yoksa Allah korusun birçok alanda böyle çok kolay hastane enfeksiyonlarıyla hastalarımızı kaybedebiliriz. O alanda hakikaten ciddi bir şey var. Zaten bu olayların çıkmasıyla beraber Sağlık Bakanlığı ile eş zamanlı hatta bir kısmında daha önce olmak üzere bizim hastanemizde de çok ciddi bir takım tedbirler alındı. Hı hı. Zaten biliyorsunuz ziyaret kısıtlamaları vesaire. Belki bir o iyiyle olacak. Yani hasta insana aslında zarar veren bu aşırı ziyaretler vesaireler de kısıtlanmış olacak gibi biraz dağıttım konuyu ama ziyaret olayına da bu arada girmiş olalım. Yani o da mesela bir temas açısından bir risk faktörü. Kesinlikle. Yani geldiniz oraya dokundunuz girdiniz hasta alanında damlacık olayının yine de önemi var biliyorsunuz havada birkaç metre mesafede bazen hasta odalarında ne kadar yoğun bir ziyaret kalabalığı olduğunu falan görürüz. Bunlar da tabii bu şeyle bu farkındalıkla diyeyim bu süreçte onları da öğrenmiş olduk. Ama el hijyeni konusu tabii bütün bunların az önce maskeden bahsettiniz belki yine ona gireriz eldiven gibi ama el yıkama bizim hayatımızın en önemli şeyi ya bildiğimiz sabun. Hani hep böyle slogan da vardır. Lütfen suya sabuna dokunun. Hani suya sabuna dokunmayalım diye bir deyim var ya. Lütfen suya da sabuna da dokunalım. Dokunalım. Katı sabun var, sıvı sabun var. Hangisini istiyorsak. Bunun çok özel, pahalı bir şu takım. Şu özelliği, şu bilmem nesi olmasına gerek yok. El antiseptiği falan gibi şeye gerek yok. El yıkama. Ama hakikaten bu konuda ciddi bir şey oluşmaya başladığını görüyorum. El yıkama konusunda. Bunu zinciri kıracak olan da o. Bir yerde şey var. Bir orada yüzeyde duruyor.
Biz ona dokunduğumuz zaman, dokunup yıkadığımız zaman olay bitti. Hı hı. Ama dokunduğumuz şeyden başka bir yere taşıdığımız zaman o zaman olay devam ediyor. Dolayısıyla el yıkama o taşıma zincirini kıran, hı hı, çok önemli bir aktivite. Aradaki hatları koparan şey hocam. Tabii. Yoksa değil o mi? Silsile halinde zincir zincirleme olay şeklinde devam ediyor. Başka çünkü bunu kırabilecek hatta böyle şeyler var. Mutlaka gerekli. Hani yüzey dezenfeksiyonlar yapılıyor. Parklar, her türlü kalabalık yerler yapılıyor. Ama oraya 2 dakika sonra elini yıkamamış bir insan gelip dokundu an bitti. Hmm. Oraya geldi. Orada yine dokundu. Yine el yıkama, yine el yıkamaya evet, geliyoruz. Yani plastik yüzeyde ve çelikte barınma sürelerini falan düşünüyor. Özellikle plastik beni çok dehşete kaptı. Bayağı uzun barınıyor yani. Hı hı. İlk verilerle birkaç saat diyorlardı. Şimdi 72 saat falan gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Demek ki yüzey temasından sonra elimizi çok çok iyi yıkamamız gerekiyor. Sağlık personeli olarak bizim özel alanda el antisepsi dediğimiz şeyleri mutlaka çok iyi desteklememiz gerekiyor. Ama eldivendi, maskeydi. Bir de kullanalım ne olacak yok yani. Sonradan hakikaten kullanılması gereken alanlarda sıkıntı yaşamayalım yani. Hı hı. Yani maske de yine aynı şekilde. Yani maske sağlıklı, hiçbir problemi olmayan, yani gezen insanın da böyle sürekli bir maskeyle dolaşması da aslında çok gerekli bir korunma aracı değil. Bizim Türk insanında şöyle bir bakış açısı oluyor zannedersem hocam. Bir problem var. Bunu en iyi nasıl çözeriz? Herkes birbiriyle bir yarışıyor. Böyle hani bir iki kişi tartışıyordur. Aslında kendi kendine sönecek bir tartışma şeklidir. Yolda sokakta karşılaşırsınız. Birkaç kişi araya girer. Sen niye öyle söylüyorsun falan der. Olay alevlenir. Yandakilerin cümlesiyle daha böyle bir harlanır gibi. Şimdi el yıkamak temel çözümken, işte o aradaki zincirleri kıracak olan bariyerken biz daha fazlasını nasıl yapabiliriz, ne yapmamız lazım acaba diye böyle gereğinden fazla bir şey oluşturuyoruz. Fazla önlem aşamaları oluşturmaya çalışıyoruz. Halbuki basit düşünerek, basit çözümlerle bunun üstesinden gelebiliriz diyeceğim. Gamze Deniz Hanım bize demiş ki hocam, Rümeysa Hanım sağlıklı günler dileriz inşallah hepimize birlikte. Hocamıza sorum, 7 aylık ikizlerimiz var. Dışarıya hiç çıkmadıkları halde ebeveynlerin çocuklara karşı nasıl önlem alması gerekir demişler. 7 aylık bebeklerimiz var hocam, ikiz bunlar ve dışarıya hiç çıkmıyorlar. Ama yine de ebeveynler ne yapsınlar bu çocukları korumak için? Tabii yine el yıkama. Şimdi bazen diyorlar ki, yani hocam işte kıymetli bebek bunlar, aldık odaya kapattık. Babaanneyle anneanneye falan kapı aralığından gösteriyoruz. Veya pencereden, bak torununuz burada. Buna rağmen hasta oldular. Nasıl oldu? Diyorum ki siz bilmeden biriyle merhaba dediniz, toka yaptınız. Hı hı. Aslında o da hasta gözükmüyor ama başka bir hastayla 5 dakika önce hastalık taşıyan birisiyle, burnunu silen vesaireyle birisiyle temas etti. Gayet sağlıklı bir adamdı. Elinden aldınız, siz de merhaba hoş geldin derken aldınız, çocuğunuza elinizi yıkamadan dokunuz, virüs geçti. Çünkü genellikle elle oluyor. Yani ishal yapan virüslerde de elle bulaşma çok önemli. Bu taşıma olayı. Solunum yolu enfeksiyonlarında da aynı şekilde. Hı hı. Yoksa yani bazen diyor tamam hiçbir kalabalığa girmedik. Hiçbir ziyaretçi kabul etmedik. Niye bu çocuklar hasta oldu? Bu şekilde. Tabii bir kısmı havada olan şeyler ama damlacık enfeksiyonu dediğimiz şeyle olan hastalıklar çok nadir. İşte böyle bir bilinen çok bulaşıcı diye su çiçeği vardır, kızamık vardır falan. Onların bir kısmı zaten çok gündemimizde değil, aşı sayesinde tabii. Hı hı. Bu arada buna da vurgu yapmak isterim. Yani özellikle aşıyla önlenebilir hastalıklar konusunda aşı hassasiyetini korumak lazım. Diğerleri tartışılabilir konular. Ama nasıl oldu? İşte böyle oldu. Ha başka ne olabilir? El yıkama dışında eğer mümkünse devam ediyorsa anne sütüyle beslenme. Ha, bağışıklığı güçlendirecek dediniz programın takdiminde, hı hı, neler yapılabilir? Bebeklerimiz için bağışıklığı güçlendirecek en yegane şey anne sütü. Bebekler için anne sütü varsa, ha tıbbi nedenle olmamıştır, süt kesilmiştir, ah bilseydim ben o sütü kestirmezdim, emzirmeye devam edeyim diye şimdi kafasını vuracak anneler falan çıkabilir. Hı hı. Ama şu anda anne sütü, şu anda soruyorum anne sütü var mı? Çok az hocam, azıcık kaldı. Ya azıcık kalanı verin. Şu anda güçlendirmek için en iyi yapacağınız şey o. Anne sütü her türlü virüs hastalığında, biliyorsunuz çok uzun ama programımız anne sütü değil. Hı hı. Yoksa saatlerce konuşabiliriz ama anne sütü bağışıklığı güçlendirmede anne sütü alma zamanında olan bir bebek ve çocuk için en güçlendirici şey. Bu arada tabii başka şeyler var.
Ama korumak için başka ne yapabiliriz derken aşılarını zamanında yaptırmaları. Hı hı. Çünkü virüs hastalıkları bazen vücut direncini düşünerek diğer hastalıkların kolay olmasını sağlayabiliyor. Onun için zamanında takvimine uygun aşılamasında dikkat etmesi lazım. Hijyene dikkat edecek. Tabii genel temizlik kuralları, havalandırması, yani evin genel yapısına göre. Ama 7 aylık bir bebek için başka, hani böyle çok bilinmedik veya az bilindik, şu bitki, şu ot karıştın falan gibi, hı hı, belki ileri yaş ve büyük çocuklar için giderek önerilen şeyler var. Hani büsbütün de bunları reddedip, hı hı, işte gördün mü yine doktor, bak bunlar öyle zaten karşı kabul etmezler, İlla vatandaşa ilaç da yiyecekler, hı hı, kimyasal yedirecekler falan gibi bir yaklaşım oluyor. O tavırda değilim. Ama 7 aylık olmalarından kaynaklı. Ama 7 aylık bebek, yani bunun güçlendirmek için alacağı yegane şey anne sütü. Eğer anne sütü bir şekilde alamıyorsa beslenmeye dikkat etmek lazım. Ama korunmanın en yolu, yine dönüyor dolaşıyor, hijyene geliyor. El temizliği ve el yıkama. Şimdi hocam burayı biraz açmak istiyorum. Şu dönemde çocuklarımızı hiç dışarıya çıkarmayalım mı? Yani çocuk daralıyor evde, bunu aldı. Diyor ki parka gitmek istiyorum. Çıkabilir ama ne yapalım? Çıkabilir ama kalabalık alanlara girmemek lazım. Hı. Yani kalabalık alanlar. Yani işte meşhur, şimdi eskiden olsa bedesten falan diyecektik ama şimdi millet AVM'lerden gidiyor. AVM'ler falan. Maalesef ilk zaman olayın ciddiyetinin biraz farkına varılmayınca tatil oldu deyince bir boş olan yerler de var ama dolu olan yerler de varmış. İsim vermeye gerek yok. Hı hı. Yoğun bir izdiham. Çok, hı hı, riskli yani. Yani o kalabalık atma. Yani kalabalıktan kaçınmak lazım. Hı hı. Bu bir düğün olur. Ne bileyim bir nişan olur. Bir AVM olur. Yani kalabalık ortamdan özellikle bebekleri de mesela veya çocukları da korumak lazım. Yaşlıları da korumak lazım. Şimdi ben çocuk doktor olunca hep çocuğa odaklı konuşuyorum ama maalesef bu koronada falan yaşlı nüfus daha önemli. Yani hocam iki gündür babamın bir metre yanına varamıyoruz. Yani ne torunlar, torunlara bir şey olmayacak. Allah korusun dedeler, evet, babaanneler, anneanneler hasta olacak. Ona dikkat, kalabalıktan kaçınmak lazım. Kalabalık dışında çıkarılabilir. Evimizin, hı, önünde park var. Evet. Sitemizin içinde veya mahalle arasındaki küçük parkımız var. Gideriz 15 dakika. O biraz kaydıraktan kayar. Salıncakta sallanır. İki koşar. 15 dakika durduk, eve geldik. Ne kadar riske attık çocuğu? Şimdi orada yüzey var tabii. Hani böyle sıfır diyemiyorum açıkçası. Yani bir rakam tutunca veremiyorum. Hı-hı. Plastik yüzeyli kaydıraklar var. Metal yüzeyler var. Hele son durumda plastikte ve çelikte, paslanmaz çelikte falan virüs fazla uzun kalıyor süre deyince. Hı-hı. Gerçi belediyeler falan da bu konuda hakikaten dezenfekte ciddi bir şey yapıyorlar. İçerisinde ciddi temizlik yapıyorlar. Temizliyorlar alanları. Yüzey temizliğine dikkat ediyorlar ama belki yani öyle çok yoğun kalabalıklı ortamsa yüzey şeyi olan yerlerden kaçındırmak lazım. Ama bir kucağı alıp gezdirmede veya kendi arabasına pusetine koyup gezdirmekte, kanguruya koyup gezdirmekte, elini tutup yürütmekte çok şey yok. Veya kendi oyuncağını oynamakta. Şimdi benim geçen aklıma geliyordu bu yasaklamalar gelirken, tabii sınırlamalar, yani şeyler var mesela bazı lokantalarda filan bol plastiğin içine, hı hı, girip çocuklar acayip keyif alıyor. Çocuk içine güveri yuvarlıyor. Yemek yeme masası oluyor. Yemek şey oluyor. Çocuk içinde, o topların içinde yüzüyor ama mesela, hı, o toplar falan çok tehlikeli şu anda. Bildim hocam. Oyun alanları oluyor. Oyun alanları mesela. Tamam. O oyun alanları. Şimdi restoranlarda mesela o tür alanlara falan dikkat etmek lazım. Ciddi olarak çocuğun salyası, tükrü ister istemez bulaşacak veya hasta biri gelecek, bir temas olacak. Hı hı. Yani o alanlarda yüzey temizliği işi çok önemli. Toplu kullanılan oyuncak, toplu kullanılan bir takım eğlence araçları, bilinen şeyler. Biraz yüzey temizliği açısından sıkıntı gibi ama açık havanda, havada dolaşmanın çok şey yok. Bir de kalabalıklardan tabii. Anladım. Şu dönemde çocuğumuzu evde tutuyoruz. Okullar tatil. Biz biraz daha kontrol amaçlı çocuklarımız evde dursun diyoruz. Hadi bugün sevindirelim dedik. Bir oyuncakçıya girdik. Kutusunun içinde böyle aldık. Bir oyuncak götürdük veya bir çikolata götürdük. O ambalajları bile çocuğa vermeden önce silelim mi? Yani bu kadar... Konya'da bir tabir var. İncikleyelim mi, incikleyelim mi hocam? Yoksa ya bir şey olmaz demek de biraz lüks mü olur? Ya silmek lazım herhalde. Yani şimdi çok da pervasız konuşamıyorum şimdi. Hı hı. Devamlı aldığım güncel bilgiler beynimde beni böyle alarm tıdıklıyor yani. Yoksa çok böyle obsesyonlu olmamak lazım çocuklarda. Hatta
Yani bu virüs olayından önce şöyle bir şey vardı, yeri gelmişken söyleyeyim. Yani işte emziğe düştü mesela. Anadolu'da insanlar ne yapar? Emziğini alır ağzına, çocuğun kendi ağzında verir, çocuğuna geri verir falan gibi. Bu çocuklarda alerjik problemler falan daha az görülüyor çeşmede yıkayana göre. Ama şimdi bu dönemde biraz böyle oyuncakların falan alınca bir temizlemek lazım. Şimdi onların saklanma, dışarıdan gelen ürünler kargo ile geliyor, taşınıyor. Şimdi bilemeyiz. Yani bu orada kim görünmeyen dokundu, bir şey. Yani bazen şey diyor, hocam bu mikrobu nereden aldı bu diyor. Valla onu ancak diyorum öbür dünyada göreceğiz. İlahi onun izini çıkarmamız her zaman zor. Ama bazen belli. Hasta bile bile hasta adam yani. Bile bile lades diyenin Anadolu tabiriyle hasta. O taşıyor etrafına. Yani o işine devam ettiği müddetçe biliyorsunuz bir Romanya'da bayan doktordan bahsediyorlar da hasta dökülüyor. Dökülüyor ve çalışmaya devam ediyor. Bu işte bile bile hastalık bulaştırma. Ama onun dışında hani günlerce kalmış evimizdeki şeyler, bunlarda çok sıkıntı yok. Evimiz içindeki, ama böyle toplu herhangi birinin temas edeceği şeylerde dikkat etmekte fayda var. Yakın zamanda bir arkadaşım evladına böyle maske alacak. Yani örümcek adam maskesi gibi falan, ama plastik. Böyle gösterdi, bundan alayım mı falan dedi. Dedim ki şu dönem ağızla yakın olan hiçbir şey alma. Hani elin oyuncak alırsın, araba alırsın, sürer halının üstünde falan. Hadi o neyse de şuraya koyacak, soluyacak, ağızdan yakın, burundan yakın, sen ne yapıyorsun dedim. O tarz şeylerle de hani maskedir, şudur budur, dışarıya çıkarken işte şunu takayım, bunu takayım, kask takayım diyenler olabilir. Temas ağza yakın olmayacak, buruna yakın olmayacak. Ki ben bunları size söylerken ağzımı, elimi yaklaştırdım, bakın gördünüz mü falan diyeceğim şimdi. Muydu, antibiyotiğin sonucu muydu, ayırt edemeyeceğiz. Birbirine karışacak. Tabii burada hekim olarak değerlendirmemizi iyi yapıp ailelerin de böyle bakteriyel veya viral hastalık dediğimiz olayda hepsinde antibiyotik kullanımının gerekli olmadığı konusunda bir şeye sahip olursa ben bu konuda şeyin arttığını düşünüyorum. Yeter ki biz onu iyi anlatalım aileye. Artı bu iyi anlatmanın arkasındaki şey de tabii iyi takip ve güvence vermek. Evet. Yani problem çıktığında da tekrar görmek. Mümkünse aynı kişinin görmesi devam ederken. Yani bakteriyel viral ayrımını bilmek bu açıdan önemli. Onun dışında genel enfeksiyonlardan korunma önlemi açısından bakteride de el yıkama önemli, virüste de önemli. El hijyeni bütün hastalıklarda önemli. Yani el yıkama koleradan da, işte eskiden tifo vardı, onda da, tüberkülozda da, bunda da veya işte damlacık şeyi varsa genel temas vesaire olaylarına dikkat etmek hem bakteriyel hem de viral ayrımda önemli. Hocam şimdi biliyoruz ki özür diliyorum. Temas yoluyla daha fazla yayılıyor, çoğalıyor koronavirüs. Evet. Bazı virüsler içinde havada asılı kaldığı, oradan geçerken atıyorum otobüste birisi hapşurdu. Allah saklasın ondan bir virüs havada asılı kaldı. Aynı yol hizasına veya çevresinden ben de geçtim, soludum. Bu koronavirüs içinde geçerli mi bu sahne hocam? Tabii kısa. Yoksa sadece şu el dokunma olayı mı? Temas dışında damlacık şeyi çok uzun olmamakla beraber havada saatlerce asılıp kalıp günlerce oradan hasta biri geçince, siz ondan soluyarak geçince alma diye bir şey tabii ki söz konusu değil. Ama yakın kalabalık ortamlarda eğer hapşırma, öksürme ortaya doğru yapılıyorsa, özellikle öksürme, o esnada ortamdaki şeyden almamız mümkün. Anladım. Damlacık enfeksiyonu dediğimiz şey önemli. Burada müsaade ederseniz şeyi söyleyeyim tabii özellikle. Buradaki öksürme, hapşırmadaki kültür önemli. Bizim çocukluğumuzda biraz da o kültür şeyiyle, filmlerde falan gördüğümüz şeyle böyle bir nazik hapş hapş avcumuzun içine. Avcumuzun içine mikrobu yayıyoruz. Yani sonradan şöyle ceketimizin içine, gömleğimizin içine, tişörtümüzün içine, kazağın dirsek kısmına öksürmenin aslında bir görgüsüzlük olmadığını diyeyim. Görgüsüzlük olmadığını, kabalık olmadığını, özellikle bu koronada ve diğer viral enfeksiyonlarda, influenza'da da böyle, diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da böyle. Şöyle mi öksüreceğiz? Evet, şöyle. Şunu yapacağız. Hani elinizde mendil varsa elinizde şey yapabiliriz. Ama direkt böyle çok kolay. Bir anda öksürmeniz gerekiyor. Siz elinizden mendili çıkarana kadar zaten ortalığa saçıyorsunuz. Aynen öyle. O refleksi, kovboy gibi mendil çıkarma şeyine sahip değilsek enerjisine, ben şahsen değilim. Evet. Öyle olunca şöyle yapacaksınız. Bir anda şey, ben tebrik ediyorum. Benim yanımda hapşırırken şeye bravo diyorum senin. Personel eğer böyle hapşırırsa veya öksürürse tebrik ederim. Öbür çünkü türlü, elimize bulaştırmadık. Evet.
Kıyafete bulaşır, kıyafete onu da akşama kaldım. Gidince değiştireceğiz, evet. Yıkayacağız. Yani bu damlacık enfeksiyonunu önlemek açısından da toplum içinde, kalabalık içinde ola ki bir alerjisi de var. Hı hı. Bir şekilde hapşırdı, öksürdü. Oradan enfeksiyonun yaymayı engellemek açısından bu öksürüklerde bu şeyin içine korumak önemli. Yani pratik. Çocuklarımız bu virüs dönemi süresi içerisinde ne kadar tehdit altında hocam sizce? Şimdi yani bunu zaten resmi şeyle açıkladılar. Normalde koronavirüsünü biliyorsunuz 2-6 gün kadar bir kuluçka süresi var. Hı hı. 4,5 gün ortalama deniyor. Bu 6 günü maksimum hesaplarla bir 14 gün. Yani bu şu okulların tatili falan gibi süreyi biz gerçekten çocuklarımızı kalabalıklara götürmeden alışveriş merkezlerine, kalabalık şeylere zaten kapandı şu anda. Mecbur oldu yani. Çünkü onlar olmasa o sınırlama hakikaten sıkıntıydı. Sinemaydı, kafelerdi, diğer salonlardı falan. Bunlar böyle bir alan riskiydi. Evde kalınca yani eğer hasta iki kişiyle de temas olmazsa biz büyük oranda tahminen bu İtalya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde olan İspanya'da gibi olan olaylar zincirleme olayı kıracağız. Hı hı. Yani bir hızlı yayılma sürecini kıracağız. Yoksa eğer onu kıramazsak geometrik artış öyle 3, 5, 6, 7 diye gitmiyor biliyorsunuz. Hı hı. Bugün 45, 90 oluyor. 90, 180, 180, 360, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 diye gider. Evet, dolayısıyla çocukları gerçekten ayırmak lazım. Çocuklarımızı belki tehdit etmiyor ama çocuklarla beraber kalabalık ortamlara gitmek, kalabalık insanlarla şey yapmak, yani büyükleri de az önce söylediğiniz yaşları da bu dönemde korumak gerekiyor. Çünkü hakikaten trajik. Yani hastalanabilecek yani. Torunu taşıyacak, babaanne de de hastalanacak yani. Ayşe Hanım demiş ki hocam çocuklarımız evde ama komşunun çocuklarıyla oynamaya gidiyorlar veya onlar bize geliyor. Bunların da önüne geçelim mi? Çocukları arkadaşlarıyla bir evde de bulundurmayalım mı demişler. Şimdi her şey akla geliyor hocam. Bir anda komik bir olarak bir an kafamda siz sorarken tasarladım. Bu girerken herkes de ateş ölçer var. Dur. Bir ateş kontrol. Ya bariz hastalığı olan temaslardan kaçınmak lazım ya. Yani şimdi bizi izleyen komşularımız varsa ben kendi evimde de şimdi söyledim 4 çocuğum vardı. 3'ünü evlendirdim. Bir tane evde 11 yaşında oğlumuz var. Hı hı. O zaten bizden fazla titiz şimdi. Hı hı. Bu alışveriş şeyiyle bir şey getirecektik. Daha yeni başlamıştı. Baba olmaz, anne olmaz diye bize tavır koydu. Hı hı. Yani oradan gelebilir diye. Şimdi bakıyorum mantıklıymış. Hani yüzeyde eğer çok uzun süre kalıyorsa, tabii. Gerçi kargo uzun süre ama hı hı. Riskli tabii. Yani hasta şeyi azaltmak lazım. Ama çok yakın ortamda hiçbir hastalığı yok. Etrafta çevresinde bir hastalığı yok. Hiçbir bulgusu yoksa. Veya o ailenin de hijyen kontrollerine evet, güveniyorsa. Ateşi yoksa, burnu akmıyorsa, öksürüğü yoksa, herhangi bir onların böyle bir dışarıdan gelişi falan gibi hani seyahati meyahati öyküsü yoksa, bildiğimiz yakın çevremizdeki bir insansa. Şimdi öyle şey var yani dörtlü beşli daire aynı katta komşular var. Aynen yani hocam. Biz bütün izole şey yapmak lazım mı? Herhalde o kadar değil. Hı hı. Dikkatli olmak lazım. Yine de siz çocukları sizin eve geldiyse el yıkamayı biraz böyle eğlenceli evet. Hale getirebilirsiniz. Hadi bol köpürtüyoruz, kim daha çok köpürtüyor falan. Şey sormuşsunuz, 20 saniyeden önce bitiyor benim el yıkamam. Ben 20 saniyeyi nasıl uzatabilirim? Bana da bu takıntı gelmeye başlamıştı. Ben 2 defa yapıyordum. Hani birincisini yapıyordum, 20 saniye olmadı gibi. O zaman bir daha yıkayayım diyordum. Bu çözümü buldum, pratikleştirin. 20 saniyeyi sayalım mı hocam? Yani şöyle 20 saniye yakın tutmak lazım. Bizim çünkü şöyle bir şeyimiz var ya yani suya tutup evet hocam. Ondan sonra havluya gitmek. Evet, böyle evet. Yapmamak lazım en azından. Sıvı şey köpüklü şeyler var. Hı-hı. Dirsek de çalışıyor. Hı-hı. Yani yeri geliyor muslukları kullanmak bile sıkıntı oluyor. Yani evde olmaz ama tabii abartmaya gerek yok. Hı-hı. Ama biraz dışarıdaki lavabolar falan. Şoklu kullanımın olduğu yerlerde zaten bizim hastanede falan şimdi düşünüyorum hepsi fotoselli. Hı hı. Yani elinizi değmiyorsunuz. Evet. Şeye de dirseğiniz de sabuna bastınız veya onu da hı hı. Fotoselle çalıştırdınız. El değmeden el yıkamak mümkün. Aynen öyle. Yani yoksa bu temas yüzeyleri falan da hani bir obsesyona işi dökmemek lazım ama travmalara dönüşmesin. Evet yani böyle bir acaba paranoya dönmesin. Hı hı. Geçenlerde bir anneyle karşılaştım. Yani eli biraz onun tabii takıntısı var ama hakikaten çok sürmekten yara olmuş. Şimdi o yara da
sıkıntı, böyle kimyasalları çok kullanıp yere yaptığınız zaman bu sefer o çizikte, çatlakta da mikrop barınacak. Yani işi o boyuta da getirmemek lazım. Hı hı. Ama bizim memleketimizde su da bol, sabun da bol. Aynen öyle yani hocam. Yani suya, sabuna bol bol dokunmak lazım. Sürenin sonuna geldik. Son olarak bağışıklığın kuvvetli olması için sıvı alımından çokça bahsediliyor. Uyku düzeninin önemli Evet, olduğu söyleniyor. evet. Yine ben son söz hakkımı size bırakacağım. Hatta kameraya da aktarmanızı isteyeceğim hocam. Çocuklarımızın bağışıklığını bu dönemde artırmak için sizin önerileriniz nelerdir? Evet, yani tabii çok panik olmayalım. Yani başından beri programın konuştuğumuz şey el hijyeniydi, el yıkamaydı. Bol bol elimizi yıkayalım. Ve özellikle küçük bebekler için iştah azaldı, hastalandı, az emiyor, az yiyor. Burada varsa anne sütüne ağırlık vererek devam ettirelim. Anne sütü ve emzirme dönemi içindeyse kesinlikle bunu bolca sık sık emzirerek yapmaya çalışalım. Ama hastalık için temastan kaçınmak, hasta insanlar veya bir de şey tabii yani son zamanlarda tokalaşma, birebir temas olayında kaçınmalı. Ben şimdi espri olsun diye korona yapıyorum biraz ama yine de kültür bazı insanlarla tokalaşmak gerekiyor. Ama tokadan, yakın temastan, yani öpüşmekten, kucaklaşmaktan biraz böyle özellikle kaçınmakta fayda var. Zaten toplu bir takım şeyler azaldı. Çocuklarımızın hijyen, genel hijyenine dikkat etmek lazım. Ve tabii ki ellerini bir yere değdirdikten sonra, oynadıktan sonra falan ellerini yıkayarak devam etmeleri, yemek öncesi, diğer alışkanlıklar öncesi ve gözlerine değdirmemeleri, yüzlerine çok fazla değdirmemeleri, ağza, göze teması önlemek açısından önemli. Ha, onun dışındaki diğer şeylerde mevsim itibariyle bol bol C vitamini, meyve sebze tüketmek, bol bol sıvı almak özellikle önemli. Zamanında uyumak da zannedersem hocam değil mi? Yine bağışıklığımızı etkileyen bir faktör. Tabii ki uyku tabii. Şimdi çocuk dediniz, çok önemli bir konu. Şimdi tabii televizyon, bir takım oyunlarla uğraşma şeyiyle hatırlarım böyle kan çanağı gibi ben hastalık ayırıcı tanısına girecektim. Gözü bu kadar kızartan hastalıkları düşünürken. Sonra bir sorguladım. 2-3 saat dışında sürekli tablet ve bilgisayarla uğraşan bir çocuk. Gözün kızarıklığının sebebi bu. Yani böyle bir çocuğu, bırakın erişkini, tabii yetersiz uyku, vücut direncini düşürme hastalıklara çok daha kolay yakalanabilir hale gelir. Direnci yükseltmek için mutlaka düzenli uyuma, yeterince uykuyu almak da çok önemli. Hocam çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür bilgilerden dolayı. Şu dönem içerisinde çocuklarımızın sağlığı açısından da hocamızdan çok güzel bilgiler edindik. Umarız faydalı olmuştur diyoruz. Bu bizim hani böyle tedirginlik sürecindeki bir programımız oldu ama ilerleyen zamanlarda şu süreci böyle elhamdülillah atlattığımız zamandan sonraki kısımda da size her zaman konuk etmek istediğimi söylemek istiyorum. Son bir şey daha ekleyeyim. Tabii ki hocam. Şimdi gereksiz hastaneye gelmemek önemli tabii. Ziyaretleri falan kısıtladık ama çocuğumuzun bir takım şikayetleri varsa, bu bebekse lütfen bunu geçiştirmeyelim. Yani 39,5-40'larda ateşi devam eden, 3-4 gündür hasta olan, belirgin şekilde nefes almakta zorlanan, öksürüğü olan çocukları muayeneye getirmek lazım. Hastanelerde her şey kontrol altında sürüyor. Bu kalabalık girişlere karşılık önlemler alınmış vaziyette. Ziyaretçilerin falan kısıtlanmasıyla bu anlamda büyük ölçüde bir rahatlama oldu. Yani evet, çok basit şeyler için gereksiz yere sokağa çıkmamak lazım. Ama hasta, ciddi problemi olan çocukları ve bebekleri de evde bekletmemek Hastaneye lazım. Hastaneye götürmeyelim. Evet. Kalabalıktır. Şimdi kalabalık ortama da girmeyin dediler. Demeyelim. Sistem çok sağlıklı bir şekilde ilerliyor hastanelerimizde. Evet, evet. Hekimlerimize, hastanelerimize güvenelim diyoruz bu noktada. Evet, evet. Teşekkür ediyorum hocam ben bir kez daha. Yine bekliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çocuklarımızın çok fazla konuşacağımız konu başlığı var. Sizlerden alacağımız güzel bilgiler de olacaktır elbette. Bekliyorum ben, yine. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Çok sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Umarız faydalı olmuşuzdur. Paniği bir bırakın. En başta söylediğim şeyi söyleyeceğim yine. Bu virüs sabunla, deterjanla, kolonyayla ölüyor. Bak, ölüyor, yok oluyor. O yüzden sabun, su öldürdü. Kolonya tamam öldürdü. Kıyafetleri attık, yıkadık, öldürdük. Bunun üstesine daha başka ne yapalım paniğine girmeden
bol bol el yıkamaya, kıyafetlerimizi temiz tutmaya, kalabalık yerlerden uzak durup evimize sakin bir hayatla zincirleri kıracağız. Ondan ona bulaşmasını ne yapacağız? Engelleyeceğiz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Bol bol faydalı olan programları, sizin için zevkli olacak filmleri, dizileri izleyebilirsiniz demiş olalım. Güzel vakit geçirmenizi ve sağlıkla kalmanızı istiyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.